Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim, kameralarımızı Antalya Muratpaşa'ya çevirdik. Burada bizler Antsan Otel'e konuk olduk. Yanımda çok değerli bir isim bulunuyor. İşletme sahibi olan Reza Bey ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Reza Bey'e bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra burada konaklamaya dair ne gibi hizmetler veriyorlar birebir kendilerinden dinleyelim. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ben de şu Türk ailesi olarak sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Öncelik nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de Türk ailesi olarak, Tuş Şo ailesi olarak sizlerden teşekkür ederim. Bize yer açtığınız için minnettarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle Reza Bey'i tanıyalım efendim. Buyurun. Ben Rıza Sadigi. 3 sene bundan önce Türkiye'ye, Antalya'ya yerleştim. Kafamda böyle bir işletme var idi. Bu Antsun Oteli, kendim tadilatını yaptım. 24 tane 1 artı 1 sıfırdan otel şeklinde meydana çıkardım. Tebrik ederiz. Efendim, aslında sizler normalde inşaat işiyle zaten uğraşıyordunuz değil evet, mi? Evet. Çalışmalarınız vardı. Sonra Antalya'ya kesin bir dönüş yaptınız. Evet. Dediniz ki hayalimdi böyle bir olayı gerçekleştireyim. Tamam. Peki şimdi 24 odalı bir otel yaptınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki bir otelde ne olur? Neler bulunur efendim? Neler sunuyorsunuz? Bizim otellerimiz yani odalarımızda böyle aynı 1 artı 1, yani içinde kliması, yatağı, mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı, kanapesi, her şey dahil, yani 1 artı 1. Misafirlerimiz gelince sadece burada konaklıyorlar. Aynen. Aslında baktığımızda Rıza Bey, evimizdeki rahatlığı bulabilmek çok önemli değil aynen, mi? Aynen. Gerek eşyalar olsun, gerek konforu olsun. Aynen. Zaten bunu sağladığınızı söylediniz. Evet. Peki, 1 artı 1 olarak var ama kaç kişi sığabilir? Bir aile de gelebilir, bireysel olarak da gelinebilir değil tamamen mi? Tamamen. Yani bir aile 4 kişilik burada biz yer hazırdır yani. 4 kişilik bir aile rahatlıkla gelebilir. Gelebilirler. Peki baktığımızda konaklamaların sayısı kaç günlük olarak var efendim? Günlük, haftalık, aylık nasıl kiralamalar? Evet, kiralamalar böyle ki yani haftalık da olur. Günlük çok az olur. Hı hı. Yani günlük çok az olur. 5 günden başlayıp 15 güne, hatta bizim burada 20 günlük de misafirlerimiz olur. Ne güzel. Evet. Baktığımızda yerli yabancı herkesi ağırlayabilir miyiz burada? Evet, yabancı da olabilir, yerli de olabilir ama çoğunluğundan yabancılar buranı tercih edirler. Turist çok değil mi efendim gelen? Turist çoktur. Turizm olduğu için, burada merkez olduğu için, her şey yakın olduğu için, mesela Kaleçi, ya alışveriş merkezleri, böyle yakın olduğu için herkes tercih ediyor. Evet. Peki baktığımızda belli bir dönemlerde yoğunluğunuz olur değil mi? Evet. Yaz dönemi olsun, kış dönemi olsun ya da bahar dönemleri. En yoğun olduğunuz dönemler hangi dönemler efendim? Yani böyle söyleyeyim ki Haziran çok yoğunluğumuz oluyor ama 12 ayın bazı aylarda bir küçük bir düşüşümüz oluyor. Peki bulunduğunuz yerden denize uzaklığınız ne kadardır efendim? 100 metre. Yakınsınız aynen. Değil mi? Sahile, denize rahatlıkla tamamen, yakınsınız. Evet. Güzel. Peki bu alanda başarılı olmak çok önemlidir. Kendinizi başarılı görüyor musunuz? Evet. Cevabınız evet. Evet. Peki başarılı olmak için neler yapmak gerekir? Ben çok mücadele verdim. Türkiye'de yani Türkiye'nin şartları olarak mücadelemi verdim ve burada başardım. Türk milletini kendime yakın bulduğum için ve bana da çok yardımları oldu. Onun için bu işi başardım. Bu işi başardınız. Evet. Harikasınız efendim. Şimdi geleceğe dair planlar, projeler nelerdir? Örneğin otel sayımızı artıracak mıyız? Mutlaka. Belki olabilir başka bir otel inşaatı başlattık.
O hangi ilçede efendim? Belki Kemer'de, belki evet, farklı bir ilçede olabilir. Belki Antalya'da olabilir ya Alanya'da olabilir. Mutlaka bu işi yapmak istiyorum bir tane. İnşallah diyelim. Evet. Peki Rıza Bey, fiyatlar nasıldır efendim? Şimdi konaklamada haftalık ve aylık olarak değişkenlik gösterir ama örneğin aylık olarak kiralandı, konaklama istendi. Fiyatlarda bir değişkenlik oluyor mu? Oluyor. Sezonda bizim fiyatlarımız farklı. Şu an mesela fiyatlarımız çok düşük. Düşük olduğu da böyle yani turizmin az olduğu için bayilerde. Ama sezon aylık hesap etsek mesela 1 artı 1 10.000 TL 12.000 TL civarında bir aylığıydı. Sezonda bu 20.000 22.000'e çıkabilir. Evet, şimdi biz bir otele gittiğimizde hemen dikkat ettiğimiz noktalardan biri temizliğidir değil mi efendim? Evet. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu konuda çok titiziz yani ekip olarak çok titiziz. Her şey yeni, sıfır yani hiçbir sıkıntımız yoktur. Eşyalar yeni, çarşafları hepsi günlük olarak değişmesi gerekiyor günlük değil mi? Günlük olarak değişir. Çamaşırhanede yıkanıp ondan sonra sıfır şekilde yani tertemiz bir şekilde müşteriyi bekliyor oluyor. Peki kahvaltı ve yemek alanında neler sunuyorsunuz efendim? Maalesef kahvaltı yoktur. Odalarımız 1 artı 1 olduğu için aileler ocak vardı. Evet, aileler kendisi dışarıdan alışverişin yapıp böyle içeride böyle yani kahvaltı yapabiliyorlar. Rahat bir şekilde kahvaltısını hazırlar, yemeğini hazırlar değil mi? Aynen. Toplamda burada çalışan sizinle beraber kaç ekibiniz bulunuyor? 5 kişi vardır. Müdürümüz var 2 tane. 2 tane çalışanımız var. Bir tane de yani bu tesisat işlerine bakan 5 kişi varmıştır. Şimdi olmazsa olmaz size hep destekleyen bir de eşiniz var değil evet, mi efendim? Evet, eşim. Hanımefendiye buradan sevgiler iletmiş olalım. Şimdi sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır değil mi? Evet. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Öncelikle aileme teşekkür ederim. Anneme, sonra eşime. Yani her zaman yanımda ve her zaman destek çıkıptır. Eksik olmasınlar. Evet, güzel. Eksik olmasınlar. Peki birçok işletme var, sektördaşımız var sizinle bu işi yapan değil mi efendim? Evet. Sizi onlardan ayıran en önemli özellikleriniz ne olabilir hizmet konusunda? Yani bu işi sevdiğim için bu sektörü ben seçmişim. Onun için bu iş bana çok bir özel bir yeri var. Burada aslında baktığımızda kaliteli bir hizmeti sunabilmek sizi diğer işletmelerden bir tık öne geçirebilir değil mi? Örneğin mobilyalarınızın yeni olması. Evet. Değil mi? Evet. Mobilya ya mesela kliması ya yatak çok önemli. Bunlar dikkat edilen noktalar. Evet. Peki ola ki bir hata, bir problem yaşandı değil mi efendim? Müşteri kaynaklı da olabilir, siz tarafından da olabilir. Evet. Bu olumsuzluğu en aza indirgeyebiliyor musunuz? Çözüm bulabiliyor musunuz? %100 yani dikkat ederek öyle bir sıkıntımız, problemimiz olmasın. Olunca yani biz onu çözümünü buluruz. Ya değiştirip ya yeni birini yaparız. Hemen bir çözüm bulunuyor. Evet, evet. Peki sizin burada konaklayan nereleri görebilir? Konaklayanlar burada bizim kale için görebilir. Denize çok yakın zaten söyledim 100 metre. Sonra yine alışveriş merkezlerinden caddeler, var. Caddeler var, mekanlar var. Evet, Markantalya yakın burası. Şimdi baktığımızda 24 odalı bir otel açtınız. Hayırlı olsun dedik bu konuda. Teşekkür Peki ederim. Üst katta teras katınız var baktığımızda. Evet. Yine terastan muhteşem bir manzaraya bakabilirler değil mi efendim? Evet. O manzara içinde bir fincan kahve içilebilir. Evet. Değil mi? Evet. Yani çok güzel bir terasımız var yani orada. O terastan yani odaların içinden böyle oturunca tam deniz görünür. Ayaklarımızın altında aynen, gibi değil aynen. mi? Peki efendim şimdi 3 yıldır varsınız. Gelen müşteri tekrar gelmiş oluyor mu? Evet, çok bizim sabit müşterilerimiz var. Yani bir daha gidip böyle arayıp bize yeniden bize rezervasyon yapmak istiyoruz. Ya mesela bize ulaşıp rezervasyon yapıp bize dönüş yapıyorlar. Peki bu rezervasyonlar birebir görüşme olarak mı, telefonla iletişim olarak mı yoksa uygulama sitelerinden mi yapılıyor? Bir uygulama sitelerinden bir de telefonlarımızdan yani WhatsApp kullanan böyle bize ulaşıp bizimle irtibat kurulur. Peki tam olarak yeriniz neresi efendim?
Tam olarak yerimiz Antalya'da, Muratpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda, Deniz Banka'nın yanında, Antsun Otel. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz? Çok. Aslında Türkiye'ye sizin de büyük katkılarınız var değil mi efendim? İnşaat işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Turizmi canlandırmış bulundunuz baktığımızda değil mi? Evet. Bir küçük katkım var. Küçük bir katkım var dediniz, daim olsun diyelim. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz. Sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Her zaman kapımız herkese açık. 7-24 saat açık. Her türlü hizmet vermeye hazırız. Her zaman bekleriz. Böyle. Gelebilirler. Kapınız açık. Kapımız değil mi? Açık, evet. Ne güzel efendim. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Sizleri tanıdığımıza, keza ailenizi de öyle. Sağ olun. Ben de memnun oldum. Yaşam ve kariyer hayatınızda çok başarılar dileriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Zahmet ettiniz buracan. Estağfurullah. Çok sağ olun. Minnettarım. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan seslendik. Çok değerli iş insanı olan Rıza Bey'le sohbetimizi gerçekleştirdik. Otelcilik alanında hizmetini sürdüren beyefendiye tekrar başarılar dileyelim. Hizmet almak isterseniz beyefendiye ve ekip arkadaşlarına ulaştığınızda en iyi şekilde sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.